Hepinize selam canlarım. Mahmur ve uykulu halimle karşınızdayım. Aslında uykulu değil de ağrılı halimle. Dün arkadaşlar hastaneye gittim. Covid-19 ikinci dozumu yaptırdım. BioNTech yaptırdım. İlk dozumu 3 ay önce yaptırmıştım. Dün de ikinci dozumu yaptırdım. İlkinde de arkadaşlar çok fazlasıyla belirti olarak kolum ağrımıştı. 2 gün boyunca şiddetli bir şekilde şöyle şu kadar kaldırabiliyordum. Şimdi aynı şekilde yine kolum ağrıyor. Kaldıramıyorum. Biraz böyle ağrı da yaşıyorum. Sırt ağrısı ve eklem ağrısı zaten belirtiler içerisinde hepsi var. Böyle canım hiçbir şey yapmak istemiyor. Böyle bir halsizlik, yorgunluk da var üzerimde. İnşallah 2-3 güne kadar geçer. Bugün biraz şiddetli ağrı. Bir gün daha çekeceğim büyük ihtimalle. Çünkü ilk dozumda da öyle olmuştu. Dün mesela saat 8'e doğru aşıyı yaptırdım arkadaşlar. 11-11.30 gibi ağrılar başladı. Ve gece uyuyamadım ağrılardan sebepli. Zaten bunu tahmin ediyordum. İlkinde de öyle olmuştu. Yine arkadaşlar sol omzuma yaptılar. İnanın bakın şöyle kalıyor omzum. Böyle kaldıramıyorum tamamen. O yüzden çok fazla kendimi de bugün yormayacağım. Size de bunu söylemek istedim canlarım, paylaşmak istedim. Bir de size şunu söylemek istiyorum. Ayın 20'sinde biliyorsunuz dermatoloji doktoruna gideceğim. Sivilcelerimle ilgili Fatma Hanım'a sonuçlarımı göstereceğim ve yanına gireceğim. İnşallah Allah'ın izniyle sivilce tedavisine başlayacağız. Eğer benim gibi sivilce sıkıntısı olan ya da farklı sıkıntıları olan, rahatsızlıkları olan insanlar varsa öncelikle geçmiş olsun diyorum. Devlet hastanesinden randevu almak istiyorsanız arkadaşlar sizle bir detayı paylaşacağım. 182'yi aradığımda hiçbir şekilde gitmek istediğim doktorların randevuları uygun görülmüyordu. Şeye de giriyordum. E-Devlet üzerinden, MHRS, E-Nabız üzerinden arkadaşlar randevu almak için hastaneden doktorların randevu sitelerine girdiğimde, randevu bölümlerine girdiğimde o bölümde de hiçbir şekilde doktorların müsaitlikleri görülmüyordu. Şunu söyleyeceğim size, her gün akşam 4'ten sonra açılıyor doktorların randevuları. Bu konuda bilginiz olsun. Ayın 20'sinde tabii ki doktora gideceğim ama yine ne olur ne olmaz belki önceki güne randevu alabilirim diye Fatma Uzun isimli Gemlik Devlet Hastanesi'ndeki doktorun randevusuna baktım. En erken ayın 24'üydü. O yüzden randevu almadım arkadaşlar. 20'sinde gideceğim için, sonuç göstereceğim için zaten randevu almana gerek yok demişti kendisi. O şekilde yapacağım. Yine söylüyorum, bilginiz olsun. Eğer devlet hastanelerinden randevu arayıp bulamıyorsanız her akşam 4'ten sonra doktorların randevuları açılıyormuş arkadaşlar. Hemen 4'ten sonra girdiğinizde aktif olarak randevuları görüyor olacaksınız. Bu da benden size bir bilgi olsun. Sizi kocaman öpüyorum canlarım. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Bu arada kol ağrım için, yani aşı sebebiyle ağrıyan kolum için söylemek istediğiniz ya da önerileriniz var mı? Ağrısını nasıl hafifletebilirim arkadaşlar? Eğer benimle paylaşırsanız çok sevinirim canlarım. Hepiniz çok öpüldünüz. Hoşçakalın.